söylediğini söyledim o sana. Bırakın beni. Fırkın parçalayacağım. İstiyorum. Çekemedin değil mi beni? Bu yakında arar ya da bir adam gönderir. Bak görürsün ha, şuraya yazıyorum. Abla çamaşır, abla avukat, abla para. Nah alırsın parayı. Kuduz köpek. Aa, giymişsin. Nereye? İşim var, gideceğim. İşe mi? Ay zavallı sen de ya. Yeni işe ha? Ay senin de şu derdin bitmedi be. Bir lokma at ya. Bir yok, geç kaldım. Abla gideyim. Kahvaltı kaldı. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1050. Tamam. Şu da dekontunuz Keriman Hanım. Hesaba doğru geçti değil mi? Sonra yok yatırılmadı, eksik kaldı falan olmasın. Olur mu öyle şey Keriman Hanım? Her şey sisteme kaydediliyor. Olur, olur. Bilinmez. Ben söyleyeyim de. Bir de maya istemiştim. Heh, tamam, geliyor da. Ne kadar tuttu? 287 lira 50 kuruş ablacığım. 287 ver yeter. Bir sıkıntın var abla. Parayı bulamıyorum. Çantamdaydı. Bir dakika. Kusura bakmayın. Çantamdaydı. Hoş geldiniz. Hoş geldin Dilara. Hoş bulduk. Turizm grubunun geçen ayki bilançosu yok mu? Onlar en altta Cihan Bey. Tamamdır, sağ ol canım. Rica ederim. Meral'cim bana bir kahve getirir misin? Tabii. Yanında da bilançoyu ve yönetim kurulunun kararlarının birer kopyası. Tabii. Sebebi ziyaretinin enteresan amacı nedir Dilara? Ortak değil miyiz? Ne olup ne bittiğini öğrenmek benim de hakkım. Sen pek ilgilenmezdin bu işlerle. Artık uğraşıyorum. Ha bunu söylemem mi gerekiyor buraya? Evet. Alo. Gülseren Hanım. Anlamadım. Gülseren mi? Pardon, ben Hazal Gülpınar'ın okul müdürüyüm. Annesini aramıştım. Siz Gülseren Hanım değil misiniz? Hazal'ın velisi. Evet, buyurun lütfen. Bir şey mi oldu Hazal'a? Hanımefendi, annesi misiniz değil misiniz? Can Bey, şuna bir bakar mısınız? Annesiyim. Söyler misiniz Hazal'a bir şey mi oldu? Kızınız bir kavgaya karıştı. Buraya gelmeniz gerekiyor. Kavga mı? Kapat. Cihan, ne oluyor? Merak söyle, arabamı hazırlasınlar. Tabii, hemen Can Bey. Aman Allah, Cihan. Hadi yürü. Bir kere daha hayırlı gelsin. Ya hırsız falan demiyorum. Aldıysan söyle diyorum. Ya ben senin paranı niye alayım Gülseren? Ben hırsız mıyım? Sen bana resmen hırsız diyorsun Gülseren. Ya öyle bir şey demiyorum. Ben 18 sene Almanya'da
köpek gibi çalıştım. Şu kursağımdan haram para geçmedi. Ay of Keriman ya. Ne kazandıysam alnımın teriyle kazandım. Tamam. Beni öldüreydin bana her şeyi diyen hırsız deme. Tamam tamam. Belki de minibüste düşürdüm. Bilmiyorum, belki de biri çaldı. Hayır. O kadar. Ay kalbim ağrıyor. Çok yaralandım. Beni çok yaraladın Gülseren. Ay. Kusura bakma, ben öyle demek istemedim. Gülseren, ne kadar vardı? Ya boş ver. Nasıl boş ver? Ne kadar vardı? 1500'e yakın. Ay, o çalanın elleri kırılsın inşallah. Yüce Rabbim elleri kırılsın inşallah. Kız bizi o paraya kaç gün geçirirdi Gülseren? E ne olacak şimdi? Ya boş ver, gitti giden boş ver. Merhaba, Dilara Gökmen. Hoş Var var. Cihan Gülpınar var. Hoş geldiniz. Biz Hazal'ın gerçek annenin babasıyız. Pardon da buradaki isimler başka? Ben size anlatacağım her şeyi. Kızım sen biraz dışarı çıkar mısın? Kusura bakmayın müdür bey. Suç bizim yani. Bugüne kadar gelip bizim sizinle tanışıp olan biteni anlatmamız gerekirdi. Ama fırsat olmadı. Bugüneymiş daha bu. Anlamadım. Nasıl ya? İnanamıyorum. İnternete yüklemişler. Tamam Cihan Bey, anladım. Hastanede karışmış ama sadece resmi velisine bilgi verebilirim. Hazal bizimle birlikte yaşıyor. Bizim öz kızımız. Bunu anlamanız bu kadar zor mu? Hanımefendi, siz de beni anlamıyorsunuz. Yetkim yok diyorum. Burası resmi bir kurum. Nereden bileyim öz annesi babası olduğunuzu? Kusura bakmayın. Sadece Gülseren Hanım'la görüşmem lazım. Tamam, haklısınız Mutlu Bey. Tamam. Güzel. Cihan, o zaman sen Gülseren'i arayıp buraya gelsin. İkiniz memnuniyetle halledersiniz bu işi, öyle değil mi? Evet. Öyle. Benim burada olmamın bir manası yok zaten. Kusura bakma. Anne. Anne ne olur bekle. Anne gerçekten ben bir şey yapmadım. Hepsi onun suçu. Anneciğim bir dinle ya lütfen. Hepsini o başlattı. Ben hiçbir şey yapmadım gerçekten. Anne ne olur bulun beni. Hepsi mi gitmiş? Gitmiş. Sağ ol. Gerçi cüzdanı almamışlar, tuhaf. Para cüzdanı da değil miydi? Hayır ya, çantanın ön gözündeydi. Şurada fermuarlı yerde. Minibüste falan düşürdüm herhalde. Ne bileyim, hiç de fark etmedim. Hay Allah. Ay çok üzüldüm ya. Şu başına gelene bak. Senin şeyleri de alamadım. Aman boş ver. Onu mu dert ediyorsun? Şuradaki ucuzcu marketten alırız. Ne olacak? Artık üzme kendini. Olan olmuş, ne yapalım? Senin kayınpeder ne oldu? Biyopsi yaptılar. Haftaya sonuçlarını alacağız. Ay hadi hayırlı haber inşallah. Amin inşallah. Cihan arıyor. Alo Cihan. Ne? Nasıl? Kavga mı etmiş? Sağ ol. İnanmıyorum ya. Ne yapıyor? Şimdi yanında mı? Of! Ulan şu rezilliğe bak ya.
Dede şimdi bu kız mı benim kardeşim? Şu rezilliğe bak Allah aşkına. Oğlum bu Hazal evlerden ırak lan. Nasıl böyle bir yaratık Ozan? O parçalayacakmış kızı. Kim koymuş ki bunu internete? Bilmiyorum dede, herhalde arkadaşları falan koydu. Kim koyacak? Çok izleyen olmuş mu? Şimdiden 2000 kişi. Ne? Allah'ım ya, işe bak ya. Alo, söyle Suat. Rahmi abi, yırttın mı diyeyim, yandın mı diyeyim bilemedim. Senin adam komadan çıktı. Mustafa, sinirlendim. Bir şey söyleyeceğim. Hazal okulda disiplin kuruluna gitmiş. Ne? Bir ay okuldan uzaklaştırma cezası almış. Hazal. Hazal yüzüme bak. Söyle. Konuşurken yüzüme bak. Ben eve götürüyorum Hazal'ı. Artık sizinle yaşaması doğru olmaz. Ben o eve asla dönmem. Asla. Nasıl bakacaksın onların yüzüne? Sen ne yapıyorsun? Aklını mı kaçırdın sen? Ne demek Şeyda'yı dövmek ya? O senin en iyi arkadaşın değil mi? Piyoncunun teki benim en iyi arkadaşım falan olamaz, tamam mı? Bak hala konuşuyor ya. Gülseren, Hazal zaten üzgün, cezasını da almış. Eğer izin verirsen ben onu tekrar bizim eve götüreyim. İzin vermezsin. Hazal. Hazal, hadi anneciğim. Mustafa. İzin ver, bizde kalsın. Bizim evde kalması daha doğru. Bak şimdi evden kaçar, bir şey yapar. Zaten okuldan da ceza aldı. Ders almıştır. Ya zaten baksana, suratıma bile bakma. Genç çok kötü şeyler yaşıyor. Üzülecektir, ne olursa sen de üzme kendini. Her şey için sağ ol canım. Olur mu Ayşe? Benim de kızım. Hadi üzme kendini. Görüşürüz, hoşçakalın.